Herkese merhaba. Aslında ben bu konuşmayı Metin Göktepe'nin doğum gününde yapılacak ödül töreni yapmayı planlıyordum. Ne yazık ki dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle bu yılki ödül töreni de iptal edildi. Bu nedenle sizlere bir video çekmek istedim. Zorunlu şartlar altında gazetecilik yapan meslektaşlarıma ve bana verilen ödüller hiç şüphesiz ki çok kıymetli, çok değerli. Lakin bu ödüller arasında Metin Göktepe ödülünün benim için ayrı bir yeri var. Neden derseniz Metin Göktepe demek tutuklanmalara, katledilmelere, bedel ödemelere rağmen barıştan, emekten, insan haklarından, işçi sınıfının mücadelesinden yana haber yapabilmek demek, gazetecilik yapabilmek demek. Bu nedenden çok anlamlı ve kıymetli. Ben Metin Göktepe adına verilen bu ödülü aldığım için büyük onur ve gurur duydum. Ödülümü tutuklu tüm gazeteci meslektaşlarıma adıyorum. Son olarak ise iyi ki bu dünyadan Metin Göktepe geçmiş, iyi ki doğdun Metin abi. Bu yıl 23.sü düzenlenen Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri'nde bu gözlere iyi bakın fotoğrafım yılın haber fotoğrafı olarak seçildi. Bu ödülü layık gören değerli jüri üyelerine ve arkadaşlara sonsuz teşekkür ediyorum. Bu ödülün anlamı benim için çok değerli, çok anlamlı. Bu ödül görevleri başında katledilen meslektaşlarım, gazetecilerim, foto muhabirlerine ve adalet çığlığı atan herkese gelsin. Adalet bir gün bu ülkeye gelecek. Adaleti hep birlikte getireceğiz. Herkese merhaba. 23. Metin Göktepe Gazetecilik Ödüllerine bu yıl layık görüldük. Büyük bir onur duyuyorum. Hakikatin peşinde koşarken katledilen Metin Göktepe'nin adıyla anılan bu ödülü almanın anlamı benim için çok büyük. Biz de yaptığımız haberde mültecilerin umuda yolculuğunda yaşananları bir nebze olsun yansıtmaya çalıştık. Pek çok meslektaşım da zorlu şartlarda yaşananları takip ettiler. Ben bu ödülü salgın günlerinde cezaevlerinde tutulmaya devam eden meslektaşlarım adına alıyorum. Metin Göktepe gibi gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Gerçekleri yazmaya, hakikati söylemeye devam edeceğiz. Öncelikli olarak Metin Göktepe adına düzenlenen bu ödülü almak benim için büyük bir onur. Bundan dolayı sevgili jürilerine çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ki habercilik bir ekip ve emek işidir. Ben de bu ödülü almamda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederek ödülü gazetecilik faaliyetlerinden dolayı tutuklu olan tüm gazetecilere ve bu zor şartlarda çalışmaya devam eden tüm basın emekçilerine armağan ediyorum. Çok teşekkürler. Bu yıl düzenlenen Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri'nin yerel basın dalında ödüle değer bulundu haberimiz. Bu çok değerli bir duygu, bu çok değerli, çok keyifli bir duygu. Fakat bir o kadar da hüzün var üzerimizde. Çünkü 28 yaşında hayattan koparılmış bir genç adamın, bir gazetecinin anısına düzenleniyor bu ödül yarışması. Elbette bunun yaşattığı hüzün duygusu da var. Bugün Türkiye'de yine tutuklu gazetecileri konuşuyoruz. Onların durumunu konuşuyoruz. Umuyoruz ve diliyoruz ki bu ülke farklılıklarıyla barıştı. Gazetecisinin artık tehdit ve tehlike olmaktan vazgeçtiği günlere erişecek. Bizi buna layık gören jüriye ve 23 yıl gibi uzun bir süre, çeyrek asra yaklaşan bir süre boyunca bu gazetecilik ödüllerini düzenleyerek yeni yetişen gazetecilere ki şevk ve azim, gayret sağlayan bu ödül yarışmasına emek veren herkesin saygıyla selamlıyorum.